TET22'nin çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kuş dilinde her heceden sonra ga hecesinin getirilmesiyle oluşan yapay bir dildir. Araba kelimesinde kuş diliyle yazılışı önce A gelmiş, sonra ga geliyor, sonra R geliyor, sonra ga geliyor. Şöyle böyle pardon, araba pardon arabanın araba yani her heceden sonra diyor. Pardon hemen şöyle silelim. A'dan sonra ga geliyor, ra'dan sonra ga geliyor, ba'dan sonra tekrar ga geliyor gördüğünüz üzere. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kuş diliyle yazılışında tersten ve düzden okunuşu aynıdır? Oldukça basit bir soru arkadaşlar. Neden oldukça basit? Ben cevap adı Edirne'ye direkt işaretlerim. Neden? Çünkü şöyle arkadaşlar. Sonuçta her heceden sonra ga gelmiyor mu? Sonu neyle bitecek? Ga ile bitecek. Doğru değil mi? O zaman sen bunu tersten okuduğun zaman aynı şey olması için başının da A ile başlaması gerekiyor. A ile başlayan tek kelime var. O da aday zaten. A, şey, adanın olduğu şık. Edirne oluyor cevapta bu durumda. Oldukça basit bir şekilde yaptık. İsterseniz yazabilirsiniz. A, ga. Da ga. O zaman ga da ga ada diye de gider aynı şekilde arkadaşlar. Aynı okunuşa sahip olur. Gelin buraya. Palindromik sayı her iki taraftan okunuşu da aynı olan sayılardır. Buna göre 3 basamaklı en küçük karesel yani bir şeyin karesiyle gelen ve küpsel olarak gelen palindromik sayı nedir? En küçük olacak. Hemen düşünelim arkadaşlar. Kareden 3 basamaklı olacak. Ne? 10'un karesi 100. 11'in karesi ne? 11'in karesi 121. Bakın bu palindromik sayı. 121, 121. Tersten okunuşu 121. Şimdi küplere gelelim. 3'ün küpü geçme. 4'ün küpü 64. 5'in küpü, şöyle yazalım. 5'in küpü 125. Bu palindromik değil. 6'nın küpü 216. Bu da değil. 7'nin küpü, bunun sonu 8, şey 9 da bitiyor zaten. 9 da bitmez. Geç. 8'in küpü 256. Bu da değil. 9'un küpü, evet 343 arkadaşlar 9'un küpü. Bakın bu da palindromik sayı. 343 ile 121 en küçük bu karesel. Şu da küpsel arkadaşlar. Palindromik sayı topladığım zaman cevabımız 464 oluyor arkadaşlar. Hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Gün, ay, yıl formatında yazılan bir tarihin gün, ay ve yılın ters okunuşu o tarihe ait yıl ile aynı ise o güne mucize gün denir. Yani tersten okunuşu da aynı olacak. Buna göre aşağıdan hangisinde mucize gün oluşamaz diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada mantık şu. Bakın bunu böyle okurken de bakın 02.02.2020 bakın buradan okurken de 02.02 2020 diye okuyorsun. Şimdi ben hemen şunu düşünüyorum. Diyorum ki bak burası 0202 diye okunuyor. Yani yılın şu baştaki kısmı ayı temsil edecek ama tersten okunuşu. Şimdi bak buraya bakalım. Burada ne var? 02. Ay kaç tane ay var? 12 tane ay var. Burada ne var? 21. 21. ay yoktur arkadaşlar. Böyle bir şey mucize gün olamaz. Bakın bunda 11. ay olabilir. 28. gün de olabilir yine aynı şekilde. 12. ay olabilir. 03. gün de olabilir. 1. ay 01 olabilir. Ama burada 21. ay oluyor arkadaşlar tersten okurken. O yüzden 21. ay olamaz. Yani burada tersten okunuşunu da anlamanız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar 1212 yılında mucize gün gerçekleşememiş diyelim. Bu setin çözümü de bu şekilde. Diğer setlerle devam edeceğiz.